Hocam merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu sezon evimizde son maç olan Başakşehir karşılaşması öncesinde değerlendirmenizi alabilir miyiz? Başakşehir'le ilgili değerlendirmem şöyle. Bu ligin iyi takımlarından, en iyi organize takımlarından bir tanesi. Deplasmanda kaybetmiştik. Burada evimizde seyircimiz önünde son maçımız. Kazanmak istiyoruz. Onun hazırlıkları yapıyoruz. Eksiklerimiz olmasına rağmen ama iç sahada iyi bir performansımız var. İyi oyunla o maçı da kazanmak istiyoruz tabii ki. Ligin ikinci yarısında neredeyse her hafta ayrı bir oyuncu kaybettiniz. Ama her defasında bunun altından kalkmayı da başardınız. Neler söylemek istersiniz? Evet, her hafta sanki oyuncu kaybediyoruz. 6 tane yabancımız kaldı. Oynayan oyuncularımızı elimizde tutmaya çalışıyoruz. Fakat diğer oyuncularımız gitmeyi tercih ettiler. Ama dediğim gibi belli bir oyun kültürümüz var. Giden oyuncularımızın yerine şans verdiğimiz oyuncular onları iyi şekilde değerlendiriyorlar. Oyunumuzda biraz düşük olsa da eksiklerini hissetmedik ama dediğim gibi son şu an 2 hafta kaldı. İnşallah güzel bir şekilde tamamlarız. Bu konu şehirde çok fazla konuşulmaya başladı. Kalan 2 maçta genç oyunculara süre vermeyi düşünüyor musunuz? Tabii ki vermeyi düşünüyorum ama yani 5 dakika, 10 dakika, yarım saat oynamayla genç oyuncuların gelişeceğini düşünmüyorum. Ben 2 senedir geldiğimden beri Giresun'umuza, altyapımıza eğilmeye çalışıyorum. Ama bir tesis bile yaptıramadık. Bir tane oyuncuların şu an bile kalamadığı inşaat halinde olan bir yer var. Orada genç oyuncuları yetiştirmek çok zor. Altyapımızda bir sürü sıkıntılar var. Bence şehrimizde bunların daha çok konuşulması gerekiyor. Süper Lig takımıyız. Kendi tesisimiz bile hala daha yıllar önceki tesisten faydalanıyoruz. Geldiğimizden beri herhangi bir şey bu konuda aşama olmadı. Bence bunlar çok daha önemli altyapılardaki oyuncular için. 5 dakika 10 dakika tamam oynatabiliriz. Riskli maçlarımız vardı. Kritik maçlarımız vardı. Onları da kaybedebilirdik. Kazanmak adına son 2 maçta da şans vermeyi düşünüyorum ama dediğim gibi altyapıdaki oyuncuları düşünüyorsak bunların oradaki gelişimi için tesisin çok önemli. Oyuncularımız çok önemli. Kulüplerin artık en önemli şeylerden bir tanesi de altyapılar. Buna önem vermemiz gerekiyor ama görüyorum hala daha çok fazla bu konuda bir aşama kaydedemedik. İnşallah önümüzdeki sene bunda bir aşama kaydedilir diye düşünüyorum. Yeni sezon 5 Ağustos haftası başlayacak. Hazırlıklara başladınız mı? Şu an hangi konulara öncelik vermeyi düşünüyorsunuz? Tabii ligin ikinci yarısına itibaren biraz puansal olarak da rahatlamasak da çalışmalarımız devam ediyorduk. Fakat Adana Demir maçından sonra yoğunlaştık bu konuda. 27 Haziran'da bir Erzurum kampı düşünüyoruz. Transferlerimizde bir an önce lig başlamadan önce yetiştirmeye istiyoruz. Geçen sene bu konuda sıkıntılar çektik. İnşallah bakalım güzel gelişmeler olur. Bir an önce kampa hazır bir şekilde gideriz. Önümüzdeki sezon içinde hazırlıklarımızı tamamlamış oluruz. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.